Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomu beni yeni keşfedenler için ben Tuana. Bugün sizlerle birlikte tam evimiz boyandığından beri düzenlemediğim takı çekmecemi düzenleyeceğim. Neden sizinle düzenleyeceğim biliyorum, o şu an çok rezalet durumda. Çünkü ben video çekersem daha fazla enerjimi topluyorum, modum yükseliyor ve sizinle birlikte daha kolay yapabileceğimi düşünüyorum. Birazdan size ilk halini göstereceğim. Son haliyle before after yaparız. Fakat zaten bütün akşamı alacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok 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 dağınık. İçini sileceğim, temizleyeceğim. Aynalı masamın şu önünü yapacağım. Onu da yapacağız. Hepsini yapmaya çalışacağım. O yüzden hani biraz zor olacak fakat inşallah olacak. Hadi o zaman size ilk önce çekmecemi. Bayağı dediğim gibi bayağıdır zaman olmadığı için düzenleyemedim. Gördüğünüz gibi her şey var. Burada hatta ne var? IKEA cetveli var. Tahta var ya, tahta. Sonra böyle bir selfie çubuğu. Hayır, burası normalde toka şeysi arkadaşlar. H&M etiketleri. Böyle şeyler. Ya organizerim bile gördüğünüz gibi bunun içinde. Bir an önce isterseniz kamerayı tripoda yerleştireyim ve burayı toplamaya başlayalım. Enerjinizi bana verin arkadaşlar. Alıyorum. 3, 2, 1. Evet, enerjinizi topladım. Şimdi burayı hadi toplamaya başlayalım hep birlikte. Masamın başına geçtim. Doğrusu aynalık mı denir ne ben bilmiyorum artık ama burada bir tane çöp poşetim var. Sonra burada bezim var. Çünkü buraları temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Burada da böyle temizleyicili, yüzey temizleyicili, silikonlu temizleyicili karışık karışık bir temizleme şeyi var. Şimdi ilk önce boşaltmaktan başlayacağım. Ama ya ayıklayacağım da. Yani burası cidden çok karışık arkadaşlar, şaka maka. Hani hiçbir normal karışıklık değil. Çok. Bayağı bir karışık. Mesela bu ne? Bu nedir? Bu konu hakkında hiç fikrim yok. Böyle bir şey vardı. Annemin bir tane bileklik kutusu. Bunu çok seviyorum. Önünde sadece bir şeyler yazıyor. Onları soymaya çalışacağım. Ama bu daha sonra halledeceğim. Arkadaşlar burada çiğdem kabuğu bile var. Bakın böyle bir doğal taş kolyesi. Bu neydi? Enerji falan veriyordu. O yüzden bunu takalım da enerji versin bize. Böyle şeylere çok inanmıyorum ama. Mum çıktı. Evet arkadaşlar, bir tane mum çıktı tokalıktan. Bir tane böyle mattress bubble diye. Bu da neymiş? Guardian'ın böyle bir alıkı çıktı. Fakat bu içine çökmüş. Böyle eski bir maskara. Bunu biz bebeklerimize kullanıyorduk. Bunu o yüzden kenara atacağım. Çünkü o hani belki lazım olur. Bu ne? Bunun ne olduğunu gerçekten tel çoraptan yapmıştım. Hatırladım. Bu ben tel çoraptan yapmıştım. Ama bu çöpe. Şu an bununla çünkü bir şey yapılmaz. Geri dönüştüremem onu arkadaşlar. Tokalar şöyle, scrunchie'ler var. Böyle scrunchie'ler. Bir ara scrunchie hastasıydım. Hala daha hastasıyım. Çünkü scrunchie'leri çok seviyorum. Çatal var. Annemin kaybedip de yenisini aldığı bir rimel çıktı. Yani arkadaşlar, ben bu işin sonu nereye gidiyor asla bilemiyorum. Çengelli iğneli bir poşet. Gözlük kabı. Çöp. Bu ne? Çok tatlı. Bu ne ya? Allah, arkadaşlar burada var ya bir sürü şey var. Çiğdem kabuğu. İnşallah bugün böcek toplamayız. Böcek toplamak istedim.
Yalnız temizlerken ki yüzüfaden böyle bir şey çıktı. Bu bizim bir tane parfüm kapağımızdı. Ama bir şey diyeyim mi? Bu bence bunlar olur mu acaba? Şu an bir denemek istedim. Aa, oldu. Bakın çok tatlı. Bunun kendi kapağı daha güzel ama olsun. Bunu da beğendim ben. Burada kedi tüy şeysi, temizleme şeysi ama ben buna şeyi temizliyordum. Bir tane pantolonum çok tüyleniyordu. Onu şey yapıyordum. O da gerçekten bir işkence yani. Bu taç yerine gidiyor. Göz bandı ve taç çıktı. Bunlar da göz bandı aşağıya. Taç da buraya gidiyor arkadaşlar. Taç çıktı. Bunları, taçları da bir kenara alayım. Şu an çöpleri temizlemeye çalışıyorum. Fakat gerçekten çok mümkün değil. Eski bir ruj. Bunu slime'a katarım ben. Ayırayım. Aa, böyle bir tokabı çok güzel. Baby. Ooh, like baby. What? Bunu hangi kafayla aldığımı gerçekten bana sormayın. Daha önce dışarıda takmadım. Teşekkürler, önemli değil. Bye bye. Aa, çok komik duramıyor ama. Kendime böyle şeyler yakıştıramıyorum. Durum takacağım ama. Unutmuşum ben bunu. Yani çok da kötü değil ama çok da güzel değil. Boynumu sıkıyor. Kalbim. Güzelmiş ama, tatlı bir şey. Hoşuma gitti. Bu babamın kolyesiydi. Nazar boncuklu. Gözlerine nazar değmesin diye. Evet, yine böyle enerjili doğal taşlı şeyler çıkıyor. Bu nedir? Eski bir, çok eski bir ve bunu sanırım biz videolarımızda böyle kırmak, kullanmak için aldık ama bu çekmecede unutulmuş ve gitmiş. O yüzden onu daha tekrar kenara ayırıyorum slime'a, malayma koymak için. Bunun arkasını önünü temizlersek bu kullanılabilir hale gelir. Şöyle. Böyle. Bu kutuyu da kullanacağım. Bunu sizinle birlikte yapmıştım. YouTube logolu ve Simpson'lı ve Kermit'li bir şey. Sevdiğim karakterlerden. Onu da birazdan tıklarımı koyarız. Tatlı bir şey olur. Yüzük almak istiyorum. Nerede yüzük bildiğiniz yüzükçü ya da işte böyle bildiğiniz, yok dolap hesabı olur. Ya da ne bileyim, yüzük satan internet sitesi olur. Lütfen önerir misiniz? Çok seviyorum. Yani çok seviyorum. Ama yüzükler gerçekten pahalı yani arkadaşlar. Burada neden bir sürü çilem kabı var? Şu anda bunu sorguluyorum. Bir küpe. Ve kocaman. Neden eskiden bu kadar saçma sağlık takılar almışım? Hiçbir fikrim yok. Ooo arkadaşlar. Burada tarihi geçmiş falan bir fondöten çıktı. Bu video zehirlenmemeye çalışma videosu. Böyle bir papağanlı bir süs. Bunu belki ben pantolonuma falan dikerim. Güzel bir yama olabilir. Bu çok tatlı bir şey o. Kullanılabilir. Eski törpüm. Bunu ayıklamak gerçekten çok zor. O bikininin şeyini buldum. Eski parfümüm. Bitmiş. Çok tatlı kokuyor. Ay. Bakın böyleydi bu. İkili. Benim artık bir sürü parfümüm oldu ve geçen de yine bir parfüm beğendim. Parfüm hastası mı oldum acaba? Bunu düşünmeye başladım çünkü. Her bir de Gratis'e gittiğimde şundan alıyorum.
Şu BB Beauty'nin küçük parfümleri var ya, hep gittiğimde farklı rengini alıyorum ve bunların testleri olmadığından dolayı denemeden şansı alıyorsunuz. Ama aldığımda güzel çıkıyor. Bence hepsinin kokuları güzel sanırım. Öyle olduğunu düşünmeye başladım. What the hell? Billie Eilish. Billie Eilish. Çaktırmayın. Yani yanlış söyledim. Çaktırmayın, yanlış söyledim. Bu güzel. Bunu bana babamla annem almıştı. Gezi'den. Bu da Billie Eilish. Billie Eilish'lı bir kolye. Böyle bir de bu şey. Bunu biz bir deney için almıştık da bu. Rahatlatıyor insanı. Fidget. I'm sorry but I fidget. I fidget on my room. Böyle bir şey. Nam namsla bir krem. Anneannemden dozladığımız birer böyle bir şey. Neden? Arkadaşlar artık hızlı hızlı yapmaya başlıyorum. O yüzden videonun geri kalanını ya seslendirme yaparım ya da şarkı koyar hızlandırmış olurum. Çünkü bunları biraz ayıklamak uzun sürecek. Evet, 2 dakika hızlandırma dursun. Eskiden neden Çokır manyağımışım? Bir ara çünkü çok meşhurdu. Bir tane daha kalpli bir Çokır çıktı. Bunu da denemek istiyorum. Bu arada bana Çokır yakışmıyor. Babam tasma olduğunu düşünüyor. Böyle. Bana. Neyi? Bunu. Al. Çöz. Çözemem. Çözersin. Bazı parçaları kurtar en azından. Eflin, orada güzel kolyelerim varmış. Tamam. Otur şuraya, çöz aşağı. Masana otur. Eflin, telefon bakıyor. Bak, pezini buldum. Olmuyor. Git sen derinle oynarken çöz. Bir yandan. Ya. Ya Eflin, küsürüm. Arkadaşlar bunu boşaltıp geleceğim. Silerken de size çekeceğim. Şimdi bunları ayıklayacağım. Çekmecenin de son hali bu şekilde. Birazdan size çekmeceyi boşaltıp bunları da ayıklayıp çekmecemi silerken çekeceğim arkadaşlar. İşim gerçekten zor. Bakalım nasıl yetişecek. Bu arada bir şey diyeceğim. Çaktırmayın. Bir dakika, neredeydi o? Bizim eski iPhone'un şeyini buldum. Bakın, bunun kulaklarını kestim ve fake AirPods yaptım. Ama orijinal iPhone. Ve kirpik tarama şeyine ne dolandığına bakar mısınız? Yani bu evde
çıkarttım. Kurtuldu artık. Yay. Birinci gaz boşalttım. Gördüğünüz gibi. Ay arkadaşlar bayağı gerçekten dolabın durumu şu anda rezil. Şimdi sırada ikincisi var. Şimdi siliyorum, boşalttım. Onları ayıkladım. Hani biraz zor oldu. Ama yaptım. Bayağı bir onlar ayıklandı. Şimdi temizliyorum. Artık siliyorum. Ay her yere su döktüm. Gerçekten. Her yere döktüm bu suyu. Şunu bari şunun içine alayım artık dökmeyeyim arkadaşlar. Birazcık yavaş çalıştım. Çünkü gerçekten artık hani daha görüyorsunuz düzenlenmedi bile. Sadece içine boşalttım ve ayıkladım hani tokaları, çöp olacakları, olmayacakları falan. Ve hani onlar bile gerçekten bayağı uzun sürdü. Buradaki lekeler ne kadar uzun sürer? O konu hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi işte bu şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama en yakın zamanda bir toka alışverişi yapacağım. Aseton kullanmam gerekecek. Arkadaşım aradı biraz önce. O yüzden bir durdum. Daha sonra döneceğim ona. İnşallah çıkar. Arkadaşlar, gençler, çocuklar. Çıkmazsan üzülürüm bak. Kırılırız değil mi? Evet. Yoruldum. Bana bir uyku çöktü yani şu an. Neden olduğunu anlamadım. Buraya iğne gelmiş. Yoo maşallah boşaltmışsın iyice. Asetonla da denedim çıkmadı. Tamam bayağı iyi olmuş ama. Anne çok bize bunlar artık çıkacak, leke çıkaracak bir şey var mı? Yok yok onlar iyi. Çok sıkıntılı bir şey yok orada. Yok ama yani çıksa daha güzel olur. Yok, olmaz çok mı? Sıkıntılı yok. Kenarlarını silsen sadece yeterli. Aa çok iyi olmuş bu arada Tuana. Bayağı toparlamışsın. Bir poşet çöp mü görüyorum orada sanki? Evet hem de onlar biliyor musun Toka? Bence bir an önce Toka alışverişine de listemize yazalım. Aynen aynen. Toka alışverişi yapalım. Çok güzel. İyi çok Toka güzel bayağı olacak. Hadi bakalım. İyi. İyi oldu bunu çekmece düzenlemesi. Aynen. Evet şimdi ben devam ediyorum. Zaten çok gerçi annemin dediği gibi de sıkıntılı bir durum yok. Yani temiz olsa, daha şey olsa lekesi de olsa olabilirdi ama şu an olmasa da olur. Silme işlemimizde şükürler olsun ki. Şimdi artık organizerle düzenleyeceğiz. Birazcık demin düşmüş olabilirim. Bunları da acaba bir hemen bunları da bunları IKEA'dan almıştım. Şurada yazıyor. İki tane böyle bir organizer. Bunları ben hemen birazcık temizleyip geliyorum. Organizerleri temizledim. Çok güzel bir şekilde buraya yerleştirdim. Aslında bir bölmesine koyacaktım. İki organizeri fakat sığmadı ikisi birlikte. Ben de şu şekilde ortaya birleştirdim. En sonki halini göstereceğim. Şimdi hemen göstermeyeceğim. Merak edin. Çünkü neden olmasın. Şimdi artık tokaları hızlı hızlı yerleştireceğim arkadaşlar. Bu bölüme büyük ihtimalle müzik eklerim. En son zaten gösterince görürsünüz ama artık yeter ya. Her şey düşmeye başladı bugün de arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi artık tokaları yerleştireceğim. Evet arkadaşlar. Efendim gitme gitme. Burada tokaları bu şekilde yerleştirdim. Bu benim biten bir temizleme köpüğü şişemdi. Ben de tokaları etrafına sardım. Çünkü bu şekilde daha düzenli göründüler. Şöyle göstereyim. Eski tokalarımı da hani artık kullanılmayacak derecede ya da hani çok absürt şekilde duranları da atacağım arkadaşlar. Bir toka alışverişi lazım. Zaten artık tokalarım eskimişti. Ve çekmece de zaten hani mahvoldular arkadaşlar. Şaka yok. Gerçekten mahvoldular çekmecede. Onun da etkisi vardır. Çünkü de hani gösterdim size. Before after yapacağız. Gerçekten çekmecede çiğdem kabukları vardı yani. Şaka gibi. Hani o yüzden normal aslında. Sadece buna scrunch'imi de takacağım bir de. Şöyle. Evet. Bu şekilde bir toka şeysi oldu. Siz de evde böyle hani kullanmadığınız eşyaları ya da biten, içinde biten eşyaları değerlendirin bence. Çünkü değerlendirmek kötü bir şey değil. Şimdi taraklarımızı koyacağım.
Ama ıslak mendil almam lazım. Bunları da temizleyeceğim arkadaşlar. En son artık bitmiş halini size göstereceğim. Gerçekten uzun uğraşlar sonucunda dolabım bitti. İlk önce şurayı göstereyim. Burası bu şekilde. Burayı çok şey yapmadım. Ve hazırsınız. Karşınızda dolap arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu dolabımız bitti. Burası bu şekilde. Burayı zaten çok dağınık değildi. Ve karşınızda dolabımız. Şimdi biraz size göstereyim. Aslında burada... çekmece. Evet. Arkadaşlar ben de izliyorum çünkü dayanamadım ya. Bu annemin tokası. Bunu çıkartayım arkadaşlar. Burada böyle tokalarımız var. Tokaları buna koydum. Eski bir temizleme köpüğü, yüz temizleme köpüğü şeyiydi. Burada böyle küçük tel toka gibi olan tokalarımı koydum arkadaşlar. Şöyle bunlar çiftli olanlar da var. Burada saatlerim, burada broşlarım, burada bir tane kirpik tarağı var. Burada küçük tokalar. Burada Efe'nin yeri burası, takıları. Şurada da Efe'nin çiftli küpeleri var. Burada bilekliklerim, tarım. Burada da taraklarımız var. Ve kedili şöyle göstereyim. Hatta bir kolyelik arkadaşlar. Yani gerçekten saat şu anda 8.30-9 civarı. Ama çok şükür bitti. Hani gerçekten bizi biraz uğraştırdı. Bu arada çıkan çöpler de yani arkadaşlar şu şekilde. Hani bayağı bir çöp çıktı. Ama... yaptık sizinle birlikte. Bir hadi bir gayret dedik, yaptık arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.